Şimdi son dönemlerde herkesin mutfağında bir telaşa başladı. Çünkü şu anda tam kışa hazırlık dönemindeyiz. Menemenler, salçalar, tarhanalar, makarnalar, közlenmiş patlıcanlar, biberler, bir sürü şey hazırladım. Hamur bizim işimiz, seyircilerine merhaba. Saniye anne kavanozlarımızı hazırladı ve bize gönderdi. Çok teşekkür ediyorum Saniye anne, eline emeğine sağlık. Ben size bugün köz patlıcanlı ve köz biberli çok lezzetli bir kiş tarifi hazırladım. Ondan sonra da afiyetle yiyeceğiz. Herkese merhaba, ben Özgül Coşar. Hamur Bizim İşimiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olmadıysanız lütfen kanala abone olun. Hatta bence bildirimleri de açın ki bundan sonra hangi tarifler yapıldı, neler yaptık, neler paylaştık hepsini kaçırmamış olursunuz. Şimdi son dönemlerde herkesin mutfağında bir telaşa başladı. Çünkü şu anda tam kışa hazırlık dönemindeyiz. Kış için herkes konserveler, kavanozlar, bir sürü şeyler hazırlıyor. Şahsen ben bu konuda çok yol aldım. Menemenler, salçalar, tarhanalar, makarnalar, közlenmiş patlıcanlar, biberler, bir sürü şey hazırladım. Annem sağ olsun bu konuda bana çok yardımcı oldu. Şimdi de sizler için neler yapabilirsiniz, size nasıl fikir verebiliriz adına yola çıktık ve kavanozlar hazır konseptini hazırladık. Bu konuda da kış hazırlıkların kraliçesi olan Saniye Anne'den destek aldık. Saniye Anne bizim için közlenmiş patlıcan ve közlenmiş biber hazırladı. Önce onun nasıl hazırladığını izleyeceğiz. Verdiği bilgilerden hepimiz aydınlanacağız. Ben de Saniye Anne'nin bize gönderdiği konserve ürününden size çok güzel ve bir o kadar da lezzetli bir hamur işi tarifi vereceğim. Şimdi de Saniye Anne'ye bağlanıyoruz. Hamur bizim işimiz, seyircilerine merhaba. Size ve Özgür kızıma kışlıkların zamanı gelmiş iken köz patlıcan nasıl yapılır, nasıl konservelenir, bunlarla ilgili tecrübelerimi anlatacağım. Konserve çığdan da olur. Patlıcanları öncelikle bir yıkadım, kuruladım. Ocakta közledim. Kabuklarını soydum. Tepsi de kendi suyunu koyaracak. Patlıcanların kendi suyunu kendi içerisine koyacağım. Su kullanmayacağım dışarıdan. Patlıcanları kuşbaşı olarak kestim. Kırmızı biberler de kestim. Kırmızı biberler de közlenmiştir. Tuzunu koydum, karıştırdım. Kavanozların içerisine doldurdum. Ama iyice doldurmadım. İki parmak boşluk koydum. Kendi sularını üzerine koydum. Kapakları üste gelecek şekilde kaynatma tenceresine koydum. Üzerine de suyunu koydum. Kapakların üzerine su iki parmak fazla çıkacak. Ocağa koyacağım. Tam 45 dakika kaynayacak. Böyle ters çevireceğim. Tam bir gece böyle kalacak kavanozlar. Şimdi bir gece bekledi, düzelteyim. Soğumuş, kapakları içine çekmiş. Şimdi sözü Özgür'e bırakalım. Özgür kızımız tarifini deneyecek. Özgür kızım, şimdiden de senin ellerine sağlık. İyi günler. Evet, Saniye Anne kavanozlarımızı hazırladı ve bize gönderdi. Çok teşekkür ediyorum Saniye Anne, eline emeğine sağlık. Çok seviyorum seni, çok da tatlısın. Kavanozlarımız burada bizi beklerken biz önce yapacağım tarifle ilgili size bilgi vereyim. Ne yapacağımı önce bir anlatayım. Ondan sonra tarife geçelim hep beraber. Ben size bugün köz patlıcanlı ve köz biberli çok lezzetli bir kiş tarifi hazırladım. Kiş yaparken izleyeceğimiz yöntem şu şekilde olacak. Önce taban hamurumuzu hazırlayacağız. Hamurumuzu bir 15 dakika kadar pişireceğiz. Hamur pişerken biz iç harcımızı hazırlayacağız. Arkasından ikisini birleştirip tekrar bir 20 dakika kadar pişireceğiz. Ondan sonra da afiyetle yiyeceğiz. Şimdi o zaman hamurun tabanıyla başlayalım. Malzemelerimize gelirsek 250 gram un, 2,5 bardak una denk gelir. Önce unumuzu koyuyoruz. Bu tarz gevreklik ve kıtırlık istediğimiz tariflerde birincisi yağımızı ekledikten sonra parmak uçlarımızla yoğuracağız ki yağımız erimesin ve hamur soğuk kalsın. İkincisi çok fazla yoğurmayacağız. Üçüncüsü de yoğurduktan sonra muhakkak en az bir 5 dakika 10 dakika derin dondurucuda dinlendirmemiz lazım ki fırına atmadan önce gluten iyice ortadan kaybolsun. Şimdi unumu koydum. 150 gram kadar bizim yağ koyacağım. Zaten üzerinde 50'şer gram olarak yazacak şekilde bölmelere ayrılmış. O yüzden bunun içinden 150 gram almam hiç zor olmayacak benim için. Hemen bir bıçak yardımıyla bu yağdan 150 gramını alacağım ve hamurumu yoğurmaya başlayacağım.
150 gramı aldım, unumun içine koydum. Şimdi artık un ve yağımı parmak uçlarıyla şöyle crumble hamuru yapar gibi yoğurmaya başlıyorum. Burası biraz sizi uğraştıracak çünkü böyle biraz un ufak etmeniz gerekiyor. Unla yağı birleştirmeniz gerekiyor. Bu yoğurma işlemini yaparken kesinlikle yağı eritmemeniz lazım. Şimdi bu noktada 3 tane yumurta sarımız vardı. Onu ekliyoruz. Birazcık tuz atacağım hamurumuza lezzet katmak için. Onu ekleyeceğim. Hatta şu anda birazcık da kaşar peynir koymak bile istiyorum. Çünkü biliyorsunuz peynir çok lezzetli oluyor. Bu tarz hamurlarda da gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Şimdi bunu bir hamur haline getireceğiz. Hamurun toplanmadığı noktada da su ekleyeceğim ki hamur toplansın diye. Hala kanala abone olmayanlar varsa lütfen abone olmayı unutmuyorsunuz. Hatta bildirimleri de açmayı unutmuyorsunuz ki burada çok güzel püf noktalar veriliyor. Çok güzel tarifler veriliyor. Bir parçacık su ekleyeceğim ve hamurumu toparlayacağım. Artık hamurum tezgaha alınmaya hazır. Hamuru tezgaha aldım ve tezgahta biraz un yardımıyla toparlayıp açacağım. Şöyle biraz alanımı açıyorum. Bir poğaça hamuru yoğurur gibi değil de şöyle katlaya katlaya yoğuruyorum ki çok fazla gluteni açığa çıkarmayayım. Şimdi hamurum toparlandı. Birazcık şöyle un serpiyorum. Merdane ile birlikte hamurumu açacağım. Bu tarz tariflerde hamurunuzun çok kalın olmaması lazım. Lezzet bütünlüğü anlamında bir yarım santim, bir santim arasında bir hamur kalınlığı ve üzerine iç malzemesini koyduğunuz zaman çok güzel oluyor. Hemen şöyle orta boy bir kalıbım var, tart kalıbım var. Muhtemelen bir 20-22 santim civarında. Hemen açtığım hamuru içine yerleştiriyorum ve elimle düzeltmeye başlıyorum. Şöyle, köşeleri çok önemli. Köşelerini muhakkak bastırın ki orada hamurlar kalın olmasın. Bir yerde yırtılma, kopma olursa başka bir yerden hamur alıp oraya yama yapabilirsiniz. Hiçbir sakıncası, hiçbir problemi yok. Şöyle ellerimle de kenarlardaki fazlalıkları topluyorum. Şöyle gösterirsem sizin için daha kolay olur. Şuradan böyle bastıra üstüne bastırınca zaten hamur otomatik olarak kopuyor. Burada size bir püf noktası verebilirim. O da hamurun köşeleri için. Çünkü genelde köşelerde çok hamur bırakılıyor ve köşeleri kalın oluyor. Kalıba da iyi oturmamış olduğu da oluyor. Onun için en güzel metot bu kenarlardan taşın hamurlardan şöyle biraz alıp top yapın. Şöyle kenarlarına, köşelerine bastırın. Hem hamur güzelce yerleşmiş olacak, hem de kalıba iyice sarmış olacak. Hem de kalın olmamış olacak. Her tarafına eşit kalınlıkta, eşit miktarda dağıttıktan sonra bu arada kalan bu hamurları atmayın. Kurabiye şeklini verip pişirebilirsiniz. Üzerine yumurta sarısı sürün, susam atın, çörek otu atın. Hiç fark etmez ne istiyorsanız. Hamurum hazır. Sadece yapmam gereken çatalla tabanına delikler açmak. Bunu yapmamın sebebi de hamur pişerken biraz kabarmalar başlayacak. Bunu en aza indirgemek olacak. Her yerinden şöyle çatalla delikler açacağım ki hamur az kabarsın. Hatta hiç kabarmasın. İstediğimiz kabarması değil çünkü. Bu deliklerden hava geçişi olacak. Ve böylelikle hamur kabarmayacak. Şimdi ben bu hamuru -18 derecede 5 dakika kadar dinlendireceğim. Eğer ki vaktiniz varsa +4 derecede yarım saat kadar dinlendirirseniz tabii ki de çok daha güzel olur. Şimdi dolaba götürüyorum. 5 dakika sonra alacağım ve fırına götüreceğim. Hamurum
Yaklaşık 5 dakika 10 dakika arasında derin dondurucuda iyice dinlendi. Ben de o arada ortalığı çok güzel temizledim, toparladım. Şimdi hamurumu dolaptan alıyorum ve 180 derecede önceden ısıttığım fırında böyle bir 10-15 dakika kadar pişiriyorum. Böyle biraz kızarmaya başlayınca zaten hamuru fırından alacağız. Çok güzel dinlenmiş. Hamurumuz fırında pişerken biz de bir yandan iç harcımızı hazırlamaya başlayalım. İç harcımız için gerekli olan malzemeler Saniye annenin bize hazırlamış olduğu közlenmiş patlıcan ve közlenmiş biber konservesi. Çok güzel kokuyor. Aklınızda olsun, su miktarı biraz fazlaysa süzgeçle birazcık süzmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü içine koyacağımız peynir ve yumurta ile birlikte çok akışkan bir hal alacak. Bu sefer de cıvık bir hal aldığı için de sulanma yapacak ve pişirmesi birazcık zor olacak. Zaten Saniye anne çok güzel küçük küçük doğramış. Eğer bu kadar küçük doğranmamışsa bıçakla biraz daha kıyabilirsiniz. Bu kadar yeterli. Patlıcanımızı koyduk. İçine 3 tane yumurtamız var. Peynirimiz var. Ondan biraz şöyle dolu dolu 3 kaşık koyacağım. Biraz beklesin. Belki ihtiyaç duyarsam. Tuz atacaktım ama tuz oranına bir bakın derim. Çünkü eğer tuz oranı iyi ve yeterince iyiyse çok tuzlu oluyor. O yüzden tuz atmanızı çok tavsiye etmiyorum. Biraz karabiber atacağım. Patlıcana en yakışan baharatsa muskat cevizi. Birazcık da muskat cevizi rendesinden atıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra içine de birazcık peynir koyacağım. Daha sonra peynirin bir kısmını ayıracağım. Ayırdığım peyniri pişmenin sonuna doğru kişi fırından çıkaracağım ve üzerine koyacağım. Bir de öyle kızarmasını sağlayacağım. O zaman böyle kıpkırmızı nar gibi kızarmış çok lezzetli bir kiş hamurumuz olacak. Şimdi bütün malzemeleri karıştırdım. İçine biraz da peynirden koyacağım. Varsa elinizde eski kaşar peynirinden de kullanabilirsiniz. O da çok yakışır. Kaşar peyniriniz yoksa beyaz peynir de koyabilirsiniz. Hangi peyniri koymak istediğiniz tamamen sizin damak tadınıza kalmış. İstediğinizi koyabilirsiniz. İç harcım hazır. Homojen bir şekilde hepsi birbirine karıştı. Kiş tabanı da zaten fırında şu anda pişiyor. Pişmek üzere. Çıkardıktan sonra harcı içine dökeceğim. Ve birlikte piştikten sonra bir 20 dakika falan sürecek pişmesi. Ondan sonra kiş hazır olacak. Şimdi kiş tabanım bir 10-15 dakika kadar pişti. Onu fırından alacağım. İç harcını ekleyeceğim ve tekrar fırına göndereceğim. Çok güzel kıyır kıyır bir taban olmuş. Zaten bayağı bir kızarmış. Biraz da iç harcım da pişecek. Şöyle her tarafa eşit gelecek şekilde dağıtıyorum. Fırınım yine 180 derecede kalmaya devam edecek. İç harcımı koydum. Yaklaşık bir 20 dakikada böyle pişecek. Böyle pişmeye yakın böyle 3-4 dakika kala da kalan kaşar peyniri üzerine serpeceğim ki böyle nar gibi kızarsın. Çok böyle iştah açıcı olsun ki daha çok yiyeyim diye. Hemen şimdi alıyorum ve fırına doğru gidiyorum. Köz patlıcanı ve köz biberli kişimiz hazır. Şu anda fırında almam için beni bekliyor. Nar gibi kızardı ve kokusu zaten burayı aldı. Evet, kişi çok güzel soğuttuk. Artık tamamen yemeğe hazır durumda. Zaten çayımı da yanıma aldım. Hemen dilimleyeceğim ve tadına bakacağım.
çok güzel görünüyor. Zaten kokusu da çok güzeldi. Kanala abone olmayanlar varsa lütfen hemen kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Hatta bence bildirimleri de açın ki bakalım kavanozlar hazır konseptinde bir sonraki videoda Saniye anne bize neler hazırlayacak ve biz onun hazırladığı ürünlerle bakalım neler pişireceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Ben artık tadıma geçiyorum çünkü artık dayanamıyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben burada çayımı içip bunu yemeye devam ederken muhakkak bu tarifi denemelisiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.